anlaşanlı Fenerbahçe'mizle Türk olmayan takımları yenmek parolasıyla UEFA gruplarından çıktık. Son dakika 90+3'te mi atmışız golü? 90+3'te atmışız abi golü. Şuraya bak. Attığımız golle kalbimin bir yerinde Fenerbahçe aşkı yatıyor. Kalbimin bir yerinde Fenerbahçeli aşkı yatıyor. Öyle söyleyeyim. Böyle bir gönderme yapalım. Ve devam edelim abi hemen akışa. Fatih Karagümrük maçımız var önümüzde. Orada yayında sıkıntı var mı şu anda ama bilmiyorum, herhalde yoktur diye tahmin ediyorum. Strandler senin kaçırdığı pozisyonlara rağmen Ali Bey oyunundan memnun. Tabii ki memnunum abi. 18 maç 17 gol 2 asist yapmış adam. Memnun olmayalım da taşa mı dönelim? Avrupa Kupası berabere kalınan maçlar için verilen dağıtılmamış maç ödül parasına Fenerbahçe payına 135.000 euro düştü. Arda Güler hakkında takım raporu. Şu Arda'yı nasıl kiralayamıyoruz abi? İlgilenen nasıl yok ya? 16 yaşında tamam da kiralanması lazım abi, bu adam gelişmesi. Ligde ben oynatıyorum ama yetmiyor mu acaba diye düşünüyorum. Birazcık kiralanıp herhalde oynaması lazım. Abdülkadir Ömür raporu gelmiş. Abi 48.000 euroya çıkartmışlar değerine. Ayıp yani. Helalim abi. Fatih Karagümrük maçımızı oynayalım. Ah Fenerbahçe'm. Bu hafta sonu maçı kimleydi Fener'in? Galatasaray'ın Karagümrük'te bu arada herhalde. Şimdi Karagümrük'ü görünce aklıma geldi. Süper Lig bu hafta Beşiktaş ve Gaziantep FK'dan başkası konuşulmuyor. Karagümrük bilmem nesi. Karagümrük karşısında favori olarak gösteriliyormuşuz. Doğru. Bu hafta sonu bilmem ama 10 Nisan'da Galatasaray diyeceksiniz değil mi şimdi? Kaan Ayhan 11'de oynamadığı için sıkıntılı. Hacı'dan sorun çözmesini isterim ama çözemeyecek muhtemelen. Çözüm bulamadı aynen. 10 Nisan'da Galatasaray derbiciyi var. Derbicik mi? Ayıp ediyorsun kral. En büyük derbi Galatasaray-Fenerbahçe derbisidir. Beşiktaşlara övün övüne söylememiz gerekmiyor mu bu durumu? İlk Galatasaraylı Fenerbahçeli olarak bu konuda hemfikir olmamız gerekmiyor mu? Seni kupa maçlarını oynatacağım. Tam geri adım attım. Konu büyüsün istemiyorum Kaan'cığım. Oynatacağım seni. Sen Fenerbahçelisin abi. Yani değilim ama öyle olduğu söylenebilir. Galatasaray derbicik diyeceğiz. Yok abi, Galatasaray derbicik demeyelim. Beşiktaş'a derbi demeyelim direkt. Abi son günlerde Beşiktaşlılarla daha çok karşı karşıya geliyorduk diye hatırlıyorum ben, Galatasaray-Fenerbahçe tayfa olarak. Galatasaray-Fenerbahçe tayfa. Oyuncuz hocam dün klip atmıştım, sildiniz mi? Yo silmedim. Hoş geldin Serhat. Ne klibi kral? Bir daha söyler misin? Belki editörler silmiştir. Mine bak burada. Mine'a sor. Altay bu arada gelişiyor. Aslanım benim. Kral hiç silmedim ya. Allah Allah. Neyle alakalıydı? Hiç görmedim ya. Zaten klip oluşturursan görürdüm de görmedim. Sevgili Serhat. Evet, Yusuf Barasi. Nasıl bir abi, 18 yaşında potansiyel 2 yıldızda artacak gözüküyor. Allah ya. Ve artı. Söylemedim de. Allah Allah diyecektim. İkisi arasına gidip geldi. Klip oluşmuş. Hocam rakipte dal geçiyor. Varmış. Ertan atmış bak klibi. Ertancığım hoş geldin bu arada sen de. Benim gol yediğim pozisyonum bu arada Ertan. Aleykümselam hoş geldin. Kesin gol yediğim pozisyonu klip oluşturmuştur. Ömer Faruk Beyaz rapor da geldi. Bizim eski oyuncumuz zaten. Bunu da ekleyeceğim abi takip sitesine. Belki salarlarsa falan alırız. Hoş geldin Ertan Üstad. Audrey nerede? Getirin oradan Audrey'i. Buradan Mayın kardeşim şov yapacak. Almanya'yı savunacak burada bize. Evet. Rotasyonlu kadroyla çıkalım bakalım. Fernandez'i oynatmayacağım ama Zalai'yi oynatacağım. Eğer cezalı değilse. Nerede Zalai? Burada. Abi o da yorgunmuş. O da yorgun. Arda'yı oynatabiliriz. Yorgun başka varsa. Crespo yorgun mesela. Hemen Crespo'yu Arda'yı alalım. Mert'i oraya alalım. Arda'yı buraya alalım. Tamam. Hacı yorgun. Abi herkes UEFA maçından çıktık. Bu hafta puan kaybedebiliriz. Larsen de yorgun. Gel baba Serdar dursun. Mecburen Serdar. Fatih Hocam diyordu mecburen Arif diye. İlk 11 kurarken. Hocam Arda Güler forma çekilişi gelir mi? Kral gecenin şu an 1.18'i hala çekiliş diyorsun ya. Helal olsun. Azmine hayranım Serhat. Ben de katılıyorum, çekilişe şu going diyor. Güvenliğin ne kadar haklı olduğunu gösterelim, bilmem ne. Bilmem atmış. Ben maça bakalım. Karagümrük kadroyu görmedik ama inşallah atlatırız ya maç. Sonra UEFA'ya bakalım. Successfully joined yazılı hocam. Öyle mi oluyor bu arada gerçekten? Bilmiyorum ben nasıl olduğunu. Borsiye. Tam Sangare. Arda. Ah. Wild. Ferdi atar biraz. Ah, valla Arda asist yaptı. Valla Arda asist yaptı. Peki işlediğiniz çocuğu kendinden geçirdiniz abi. Abi şu çok kadroyla bu arada yeniyorsan bunları helal olsun. Fernandez, Arda, Mert Hakan. Arayı gördü Ferdi. Abi Ferdi şuraya vurmak varken niye Vivian'ın üstüne vuruyorsun? 6 kişi olmuştu zaten. Hoş geldiniz 90. Fernandez, Arda. Kaan Ayhan. Fernandez ortaladı. Ha, Ferdi'ye bak. Buraya çarptırıp attı abi. Bak bekar oldu kral. Boş oldu. 0 oldu. Ertan bizim PES 13 rekabetimiz ne zaman başlıyor? Bu arada içerik olarak şey söyleyeyim Ertan. Eniştemle oynayacağız abi. Yeni içerik olarak. Belki yayınlarız ikna edersen. Kim Mince, Kaan Ayhan, Mert, Rossiye, Fernandez ortaladı. Rossiye. Ah, atamadım bir tane de. Ah Fenerbahçe'm. Arda Güler ortaladı. Penaltı aldık abi. Arda'ya bakar mısın? Bir tane asist yaptı, bir tane de penaltı yaptırdı abi. Eniştem aslında biliyor oynamayı. Bazen unutuyor uzun ara verdikten sonra. Tekrar hatırlatmak lazım oluyor. Hatırlatacağız inşallah tekrardan. Sonra bayağı sağlam oynuyor yani. O kadar hani zaman geçirmesine rağmen oynamadan çok sağlam oynuyor eniştem. İlk başlarda biraz takılacaktır da sonra muhtemelen kapışırız sağlam. Bugün oynayacaktık normalde. Biraz fazla yoruldu. Ondan oynayamadık. Yoksa kolu geldi. İkinci kolda sipariş etmiştim. Daha denemedim bu arada kolu. Bozuk çıkacak mı çıkmayacak mı bilmiyorum. Bir denemem lazım normalde. Bu 4-0 oldu abi yedek kadroyla. Arda Güler'e bak kaç oynuyor. Karamoh Borini. Borini bu arada sağlam adam da yaşlı. Arda'ya bakar mısın? Pasa bak. Hocam bir penaltı daha gelir mi be? Bug'ı bulduk orada. Birazcık yavaşlatsam oyunu ya. Nasıl UEFA maçlarını falan olacağız. Birazcık tempoyu düşürmek istiyorum açıkçası. Pas oyunu da düşüreyim. Tempoyu düşüreyim burada da. Tam böyle oynayalım. Nasıl olsa 4.60'lar. Birazcık tempoyu düşürelim. Adamlar yorulmasın çok fazla. Sakatlanmasınlar. Sangare. Ortası Serdar Dursun direkt. Ah be Serdar. Serdar'ı birazcık şey yapabilseydim, dahil edebilseydim ilk 11'e veya ilk 18'e fazla daha fazla. Katkı vermedi hiç doğru düzgün bu zamana kadar. O yüzden mecburen göndereceğiz mi ya da 3. forvetim olarak tutacağım takımda. Ama keşke para alabilsem de birisi para verse de kalsa yani. Bigliano kısa kaldı herhalde top. Ama alamadık devamlı. Biglia. Abi o nasıl top Biglia ya? Altay'da sağ olsun. Yol geçen adı kalın. Abi ilk isabetli şutları gol oldu. Çünkü çalınmıyor. Arda yazar mı frikikten? Ay Viviano tuttu. Bakalım şöyle bir sakatlık eden. Yorulan. Fernandez çok yorulmuş abi dur. Fernandez yorulmuş abi oraya. Zalai'yi alalım ama Zalai de yorgun. Sangare sağ bek oynatıyoruz. Forvet oynatabileceğimiz bir adam var mı? Şöyle bir bakıyorum. Bu arada Fabio Silva'yı deneyelim ya forvette. Mecburen Zalai'yi. Kaygısız mı? Başka kim alabiliriz? Yorgun eden başka bir şey göremiyorum. Bekir Ömer Agic birazcık yorulmuş. Zalai'yi oraya çektik. Birazdan belki Samuel'i falan alırız onun yanında. Abi Silva'da bir tane yazsa çok sevinirim yani. Göndermeden en azından gelişmiş oluruz. Oyuncudan ruh halinde yazıyor. Gidip YouTube'dan bir kaygısızlar videosu izleyeyim. Burada kaygısızları izler miydin Ertan? TRT1'deydi herhalde değil mi? Öyle bir dizi vardı. öyle hatırlıyorum. Bu arada sağlam bir diziydi herhalde. Çok hayranı vardı. Bir de uzun solukluydu herhalde. Bayağı uzun sürmüş müydü? Tahmini söylüyorum bu arada. Abi son oyuncuları da değiştireyim. Sıkıntı yaşamayalım ya. Sakatlar makatlanır. Mert Hakan çık abi. Arda yorulmuş da Arda oynasın ya. 10 dakikada oynasın. Nazım Sangare diyor. Dur onu da alacağım. Bir dakika zaten onu yenememiştik onu. Kalsın bir dakika. Başka defans oynatabileceğim adam yok abi. Böyle kalsın şimdi. 94-2000 civarı aynen. Biraz uzun soluk bir diziydi diye hatırlıyorum ve eskiydi dediğim gibi. Çok izlenen bir diziydi diye hatırlıyorum ya. Komikti deniyor zamanına göre. Orada çok kaygısız bir şekilde Karagümrük'ü yendik açıkçası. Arda Güler de enfes oynadı abi. 2 asist yaptı, bir tane de penaltı yaptırdı. Aslan parça. Dediğim gibi meşhur kral. Volkan denilen hakem standartlarından memnun değil. Ulan Volkan Fenerli misin? Karagümrüklü mü oldun hemen ya? 2 dakika gittin diye. Karagümrüklü mü oldun? Ne yaptı hakem abi? Allah aşkına. Bir penaltı aldık sadece. Zaten 4 olmasın 3-0 yani maç. Yani oyuna etkilen bir karar değildi yani. Görün abi gerçek Fenerbahçeliler. Bunlar mı Fenerbahçeli? Samat da golünü atmış aslan parçam. Gelsin satacağım direkt. Biradan dönsün yeter ki. Lan yüksek ne yapmış abi bunda? Bir altı yok. Ferdi Kadıoğlu'na sözleşme önereceğim de kral istemiyor ki. Yoksa önermek istiyorum da. Sözleşme imzalamak istemiyor. Hala vicdansız. Ne kadar okutabiliyorsam okutacağım abi ya. Ocak ayında. Sözleşme imzalamadığı takdirde. Maaş bütçesini açmıyorum zaten ya. Sıkıntı yok. Transfer toplam. Öğrenecek başka bir şey. Avrupa... Aha kurallar çekiliyor abi. UEFA kuralları. Gruptan çıkmıştık. Bakalım kimle eşleşeceğiz. Abi nasıl bir şeylik bu? Milan'la eşleşmişiz. Abi yayını abdestle açıyoruz yani. Bu nasıl bir eşleşmedir? Oynayacağız hocam. Salçalı hocamın kanalında konuştuğumuz Çek Akademi fikrine ne diyorsunuz? Ben fikirleri açık vereyim kral. Yani aslında olabilir ama biraz üzerine çok düşmek lazım abi ya. Bir de hani ben mesela birisini eğitebilecek durumda değilim. Satrançta. En kötü minnacık çocukları belki başlangıçta belki birazcık eğitebilirim. Yani kendimi eğitimli birey olarak görmüyorum ki birisini eğiteyim. Ama akademi kurma fikri bence kötü bir fikir değil. Hani ciddi anlamda konuşacak olursak Serhat'cığım. Kötü bir fikir değil. Sadece hem içini doldurmak hem zaman hem mekan hem imkan olarak içini doldurmak lazım. Gerçekten bak bunu düşünüyorum bu arada. Hani orada dalga geçiyorduk falan ama. Antrenörün kategorisini değiştirelim. Fenerbahçe sakat oyuncular hakkında güncelleme raporu. Tamam bu güncelleme raporuna baktık ya. Fenerbahçe oyuncuların sakatlık güncellemesi. Geç abi. Kartal Kayra Yılmaz raporu gelmiş. Abi bu çocuk da çok iyi de 21 yaşına gelmiş. Bu saatten sonra bir cacık olmaz. Normalde severiz. Kartal Kayra'yı. Teşekkürler hocam. Nazım'ı postala. Nasıl yani? Hocam diyorlar ya cidden çok zor. Ne cidden çok zor kral? Eğitimci olmak mı? He diyorlar da cidden çok zor. Sen bana hocam dedin. Virgül. Onlar diyorlar da cidden çok zor. Fikir. Ya fikir gerçekten zor. Ama fikir güzel bence. Olmayan bir şey olabilir. Varsa da çok az var böyle bir şey. Ve üzerine düşülürse neden olmasın? Abi üzerine düşülen her şey gerçekleşilebilir bu arada. Gerçekleştirilebilir. Kendi hayatımdan biliyorum bu durumu. Çalışınca Allah çalışana bir şekilde veriyor abi. Eğer gerçekten inat edip çalışırsanız bir şekilde karşılığını veriyor Mevla'ya. Ve işin garip tarafı şöyle bir şey var. Bu arada Antalya maçına gidiyoruz. Yani mesela ümitlerin kırılıyor, bilmem bir şey oluyor falan ama eğer azmediyorsan abi bir şekilde karşına çıkıyor. Çek Akademi. Daha teşekkür ederiz takip ettiğin için. Yoksa bu kurulması planlanan akademi mi takip eden? BBL Chess. Biri de BBL diyorlar. Abi Adur gelince Almancıyım diyecek misin? Rica ederim demiş. Çek Akademi. Kral bu fikir olarak açılan kanal mısın? Bizi bilen birisi misin? Yoksa şu anda FM oyuncusu olarak mı izliyorsun? Yani bilmiyorum. Tanıdığım birisi miyim? Azimle hocam duvarı dediler biliyorsunuz. Yani daha kibar bir laf olarak Allah veriyor abi çalışana. Kurumsal hesabımız hocam. He, tamam yani bizim hesaplardan. Hakikaten fikri benimse açtınız mı abi bir de? Hesabı. Tamam abi artık normal kadroya dönebiliriz. Zaten dinlenmişti oyuncular da aynen dinlenmiş. Bak daha demin ki rotasyon hesapta kaç tane gol attık abi. Bu hesapta bu oyuncularla şimdi yeniliriz falan muhtemelen. Ya da saçma sapan goller falan yeriz. Orada Hlozek'i oynatmak istiyorum ya. Merhaba. Biz Çek Akademi. Sorularınız var ise mail yoluyla danışabilirsiniz. Orada kim yönetiyor bu hesabı? Hocam FIFA geçin. Oğlum menajerliği daha yeni açtım ya. Belki ilerleyen saatlerde. Bilseydim menajerlik açmazdım abi. Şimdi YouTube yayınına başladım. Ayıp olur. En azından 1-1,5 saat herhalde FM oynarız gibi duruyor. Bunu oynarız yarın Bundesliga'dan sonra. Öncesinde söyleseydiniz direkt FIFA açardım abi yayın. Şimdi maçınca patlarız yani. Yayını bırakamam şu anda. En azından bir bölümlük oynayalım abi. Sonra FIFA geçelim dilerseniz. Eğer vaktiniz varsa. Evet Antalya maçına girdik bu arada. Bir yarım saat daha oynayalım. Bir bölüm çıksın. Antalya maçından sonra Galatasaray maçı var. Kadroyu değiştirdik abi. Bayağı adam sattık. Bayağı adam aldık yani. Sen nerede kaldın? Süper ha. Sevgili Serhat. Baksana atak bulamıyoruz. Dakika 30 oldu. Atak yok. Daha demin kadroyla neler yaptık? Hlozek. Böyle topa mı vurdu Hlozek? Hacı'yı aldım. Efsane doğacak abi. Fenerbahçe efsanesi Hacı olacak. Hacı'nın oğlu Hacı. Hacı'nın oğlu Hacı demeye de bayılıyorum. Mehmedi. Ole. Sinan. Adriano vurdurmayın çocuklar. Fernandez. Şimdi bir kontra gelir mi? İrfan Can. Uzun top oynadı Larsen'e. Larsen kaleciyle karşı karşıya. Ah atamadık. Atamadık. Mehmedi. Adriano araya oynadı. Orada top kaptı İrfan Can. Bir ara top gelir mi? Hlozek. Hlozek içeri doğru kat etti. İrfan Can'a geri döndü. Fernandez, Kaan Ayhan, Ozan, Hlozek, Larsen, Hlozek. Oğlum R2 ile vuruyor. Valla R2 ile vuruyor top. Şu an. Maşallah. İslam parçası. Fenerbahçe'nin gururu. Fenerbahçe'mizin gururu var. Maşallah. Abi bir forvet kadar gol attı. Hlozek imzalı forma çekmiş. Abi 6 gol 5 asist yapmış herif ya. 19 yaşında. Nazar değmesi. Nijerya'ya başlat abi. Hemen. Fernandez kötü oynuyor ama. Abi Hacı ne yapıyorsun ya? Burada seni unutturuyoruz. Açtığın frikiye bakar mısın? Böyle orta mı olur? Şimdi gol yersek bir daha. Neyse. Güzel asist yaptı şu an Hacı. Asisti atışından belliydi abi gol olacağı. Öyle basit. Babasının oğlu. Aslan parçası. Aslan diyorum ama Fenerbahçeliyiz abi şu anda biz. Takılmayın. Fernandez kötü. Hocam son 5 dakika Altay'ı değiştirmiş. Değiştiririm ayıp ediyorum. Zaten top oynamıyor. İlk gelen top gol oluyor genelde. Bir Fernandez'i değiştireyim de. Şimdi gel abi. Zalai ile yer değiştir. Tamam. Hatta hemen değiştireyim ya Altay'ı al. 2-0 olmuş. Küçükken babaannem aslan oğlum diye sevince beni aslan diyelim kartalım ben diye isyan etmiştim. Abi Ertan bu nasıl bir duyarlılık? Sen Fenerbahçelisin açar mısın marş? Abi ben UEFA maçlarında yenmezsek marş açmıyorum ya. UEFA maçı yenmemiz lazım. Bana kartal olun diye sevmeye başlamıştı. Ya babaanneye bakar mısın abi? Kıramamış. Yeğenini. Torunlu daha doğrusu. Yeğen olur mu? Abi şey bu arada çok yorulmuş ya o sahi. Sakatlanmadan Nazım alalım abi yine. Berke'yi aldım bu arada kaleye. Yeğenimiz Hacı'yı çıkartalım abi. Arda. Gerçek öz evladımız Hacı'yı alalım. Babaanne yeğenine kıyamıyor. Çek Akademi kimin hesabı abi? Kim izliyor şu anda bizi? Tam kurumsal hesap da kimiz yani? Kim açtı bu hesabı? Rossi'yi de alalım. Hlozek de yorulmuş. Ya da Ferdi'yi alalım ya. Bir dakika Ferdi'nin belki sözleşme imzalı. Bahaneyle. İrfan da yorulmuş ama alsın ya. Ya sosyal medya yöneticilerimiz falan diye burada bana ayak yapma kral. Biz de sosyal medya uzmanıyız yani. Biz de biliriz sosyal medya yöneticiliğini. Kimsin abi? Cevap ver. Kimsin söyle. Bir tane daha yazdık bu arada. Arda mı yazdı? Arda asist yapmış yine abi. Abi müthiş ya. Süpera'nın kardeşi Süpera. Hacı'nın oğlu Hacı gibi. Kudraş nasıl okunuyordu ya? Kudrayaş oldu. Right attı abi böyle 3-1 oldu. Ben son dakika gol yedik. Bak. Kaleye gelen isabetli şut 3. Altay bunlardan bir tanesi. Ay Berke'ydi galiba ya. Hemen Altay'a çok şey atacaktım da. Hocam Iñaki Peña transferi ne zaman gelecek? Iñaki Peña boyunda iyi ama daha iyileri var ya. Ve şöyle Livakovic falan alırım herhalde de. Zaten Altay'dan memnunum abi. Altay'ı çok para vermezlerse satma. Yerine de Türk kaleci almam lazım. Türk kaleci alacaksam da Doğan Alemdar'ı alırım muhtemelen. Ertem Şener diyor ya sen gerçek bir Galatasaraylısın. O artık Fenerli. Sırf bundan dolayı alabilirim belki. Peña diye mi okunuyor? Peña diye mi? Peña da diyen var. Orada herhalde bir şapka mı var orada isimde? Peña diyorlar herhalde. Ben Peña'ya alışmışım. Çünkü Galatasaray almadan önce ben zaten FM'de Peña'yı falan alıyordum yani. Iñaki Peña. Nerede aslan parçası? Şey açık kalmış caps lock. Bak şuradaki N'nin üstündeki şeyden dolayı mı Peña diye okunuyor? Aynen. Orada iyidir Iñaki Peña ama bunlar gelişiyor. Ben bunu 18 yaşındayken abi galiba FM 19 olabilir veya FM 20 olabilir. Yani 2 sene önce, 3 sene önce veya neyse alıyordum yani. Profil de böyleydi ve çok gelişiyordu. Öyle bir kaleci. Şu an biraz daha kötü yapmışlar bu son gelen güncellemeyle beraber bence. Daha iyiydi sanki. Larsen bu arada 2 gol bir asist yapmış yine kral. İnşallah. Abi Galatasaray maçına geçiyoruz. Tam Galatasaray maçını yenersem marş açıyorum abi. Michael Peña. Peña var bir de. Michael Peña kim? Ya da Peña. Neyse artık. Bak sesinden çıkartma abi adamları. Gustavo'yu sattık abi. Bir tane çöpe 34 yaşındaki çöpe 3 milyon euro maaş mı vereceğim? Aktör mü? Kral tanımıyorum ya. Hani gördüysem de ismini bilmiyorumdur muhtemelen. Galatasaray maçını yenersek abi istediğiniz marşı açarım. Eşek adam vallahi. İlk ben onu satardım. Ben ilk Mesut'u sattım abi. Mesut daha fena. 5,5 milyon alan balon. Çöp. Artık nasıl tabir etmek isterseniz abi. Ottoman Reis. Kıraç Haydi Marş. Abi o marş da çok sıkıntılı ama. İsterseniz açayım ya. Hiç güzel değil ya. Bu milli takım için yazdığı yeni marş değil mi? Haydi Marş dediniz. Galatasaray maçını yenersek ne yapıyoruz abi? Hemen söyleyin. Fenerbahçe yetkililerinin gözü Luka'nın üzerinde. Bu Luka'yı alırsak abi çok sağlam abi. Abi 2 metre 1 santim boyu var. Yanlışlıkla orta açsak gol atıyor zaten. Kafa vuruşu 16, bitiricilik 16. Yeter. Ben kaçtım şirket kapanıyor mesai sonu. Ulan oğlum bir şirket bu saatte çalışır mıydı zaten? Çek Akademi. Orada çok sağlam isim bulmuşsunuz ha. Ama bilmiyorum böyle daha önceden birisi isim açmış mı? Instagram hesabına falan bakmak lazım. Ya işte bu tarz hesaplar var mı diye. Gece nöbeti diyor kral. Zalai gelişim gösteriyor. Çok güzel. Ulan bütün özellikleri düşüşte gözüküyor. Neresi gelişim göstermiş? Beriş'e gol atmış kirada. Aferin. Bunu da satacağız abi. Hocam kaç aylık hesap bugün açılmadı? Nasıl yani? Anlayamadım. Zaten vardı böyle bir hesap. Sadece tekrardan fikri ateşlediniz mi bugün? Soğutup tekrar mı ateşliyorsunuz abi fikirleri böyle? Benim ADM'i raporu gelmiş aslan. Onu alamayız ya. Alırsak bütün parayı gömeriz abi. Hem de Belozo derbi hakkında konuşmuş. Gomis'ten çekiniyormuş. Abi Gomis'in özelliğe bakar mısın? Hızı gerçi bitmiş de. Diğer özellikleri çok iyi yine. 6 yaşında var. Size 1965. Ya bırak. Eskişehir gibi. Orada Sakarya'da 1964 müydü? Yo Sakarya'nın da kuruluş 1965 Sakarya Spor'un. Hatta şöyle abi ritmi 1965'ten bu yana aşığım ben sana diye marşı var abi oradan biliyorum. Bu ne? CF O olacak Bilal, CEO Bulgur, yönetim kurulu Fatih, Pelin Sürgüner. Ben ne olacağım? Oynayacağız hocama da bir görev veriyorlardı. Geçin artın şey gelmiş abi. Sizin tekrardan ekleyelim. 29 yaşında ama fena özellikleri yok. Bir de ucuzdu. Belki alırsın. Bu da Sakarya Spor marşı söylettiniz abi bana yayında. Helal olsun, bir şey demiyorum. Takım tanımadım. Yapalım. Değişikliği de yapalım ama. Bakalım bir takım seçimine tekrardan. Oynayacağız hocam, halkla ilişkiler. Eyvallah kral. Hlozek'i oynatalım ya. Fernandez Hlozek bir kişi söylesin. İlan var mı? Ben de kime göndereyim CV'yi? Ya da seni proje ve geliştirme departmanı atarız. Bana rol var mı diyor Ertan. Ertan'a rol ne vereceğiz abi? Hemen vereceğiz oldum yalnız. Direkt yönetici pozisyonuna geçirdim kendimi. Zalai'yi kesmişiz ama. Oynatalım be. Böyle devam diyelim. Birazdan rakip takım talimatlarına bakalım. İlan 11 Nisan'da duyurulacak. Hadi bakalım. Gençler, bu derbi maçı. Adam olun. Akıllı olun. Cincon'u yenmemiz gerekiyor. Rakip talimatları sert girer Gomis'e. Kerem'in ayağını kırın. Kerem'i gerçi marka dönmüş. Biz mi şey yapacağız? İyice fenerli konuşmaya başladım. Ali Derviş olma. Sert girin. Çıkıldığa sert girin abi. Bulgar'a. Bulgar bu arada güçlü müydü? Bakalım da. Atlamayalım. 12 gücü var abi. Buna sert girmemize gerek yok. Panamot da güçlü ama sert gireceğim buna. Bek olduğu için. Neyse 11. Saça böyle sert gir. Iñaki Peña'ya res yapalım abi. Merhaba efendim, iyi geceler. İyi geceler kral, hoş geldin. Rakipte kimse kalmadı, herkese sert giriyorsun. Hoş geldin kral. Teşekkür ederiz, iyi geceler dileriz. Herkese sert girdik zaten, haklısın. Gomis'e markaj yapma abi. Arkaya kaçırıyorlar sonra. Markaj yapınca. Aşağı bakalım, bismillah. Kendi sahamız abi, Kadıköy'den mağlup olmamamız lazım. Bu arada Kaan Ayhan'ı mı oynatıyoruz abi yine ya? Crespo'yu mu kestik yine? Söz verdik diye ilk 11'de oynatıyoruz da. Ben kaçtım, görüşürüz abi. Kral kendine çok iyi bak. Yarın Bundesliga'yı unutma. 9'da bu arada galiba. Bilmiyorsun. Abi tabii kapsamlı. Larsen. Hacı. Asistini yaptı hemen kral. Aa, iptal ettiler. Şikeci hakem. Abi Cüneyt Çakır mısın be adam? Ya daha tam sevindik, hemen iptal ettiler ya. Abi sağlam pas yapıyor Galatasaray. Kapacak mıyız? Kaptık. İrfan araya oyna. Hlozek. Bir kafa topu da. Allah'ım direkt. Tanrı bunu mu istiyor? Merhaba Ertancım demiş. İmince İrfan. Fernandez. İrfan. Güzel orta, gol getirir İrfan. İyi orta geldi. Hacı indirdi. Osay Samuel. Bir orta daha. Larsen. Bir direk daha. Abi direklerden dönüyor. Şaka gibi. Gelecek düzenleme. Daha yeni emotlar da gelecek ayrıca. Abi 2 tane direğimiz var. Bir tane golümüzü iptal ettiler. Şaka gibi ya. Okumuş bu Galatasaray. 2'yi oynamadınız diyorum. Çünkü gol atamadık abi. Saymadılar. Daha iyilerini yaparız. Kesinlikle katılıyorum. Olacak da. Tamam. Çok da morallerini bozmayalım oyuncuların. Bekir Ömer Agic kötü oynuyormuş ama gol yemediğimiz için çıkartmasam mı? Çıkartayım. Zalai girsin. Onu alalım. Kolay. Ya böyle offside mi olur zaten? Mine. İrfan Can 6.50 oynuyor. Niye? Crespo gel abi. Alışık olmadığı bir yerde oynayacağız Crespo'ya ama. Bakalım. Mesela ben bu emotu görünce sinir krizi geçiriyorum diyor Mine. Mine, seninle alakalı bir emot yapacağım abi. Böyle giderse. Ama nasıl bir şey yapabilirim onu düşünüyorum. Online'da oynanıyor. Ben bu arada Savaş'la kariyer yapıyordum arkadaşımla. İnşallah bir daha başlayacağız online'a. İkimiz aynı anda oynayacağız. Aynı ligde. Çok keyifli oluyor abi o da. Benimle alakalı yapma abi. İsmini öğreneyim, isminle alakalı yapayım. Ya kaptırdığımız topa bak abi, şaka gibi. Osayi Hacı. Ozan Tufan. Osayi Hacı. Bir ara topu. Larsen. İyi kontrol. Ozan Tufan. İyi orta, gol getirir. Crespo. Kanala özgün olsun, kullanıcı ismi geçmesin diyor kral. Eyvallah. Bu arada yazdık abi. Crespo yine üzdü Galatasaray'la. Abi Galatasaraylı olarak Fenerli gibi konuşma çok keyifliymiş bu arada. Aynen Crespo ne yazmıştı be GSM'e? Hacı. Vur oradan Hacı ama Iñaki Peña tuttu. Hacı bu arada yoruldu. Sakatlık olmasına çıkartacağım. Oraya bir Ferdi'mi alır mıyız? Ferdi aslanın bir tane. İmince de çok iyi oynamıyor ama o kadar da kötü de oynamıyor en azından. Yani devam ettirebiliriz herhalde. Ve Hacı'nın olmaması bana bir sıkıntı yaratır mı onu düşünüyorum. Ferdi açtı ortayı. Allah bizde kalsın. Yani. Tamam. Kim? Ozan. Uzun oynadı ama abi uzun oynayıp top kaptırıp vurmayın ya. Deli oluyor. Bizde kaldı da. Ferdi, Ozan. Kadıköy'de baskıyı arttırdık. Galatasaray'ın bir tane hata yok. Bir orta daha. Hlozek abi. Galatasaray'ın isabetli şutu yok abi. Bak gelecekler gol atacaklar. İzleyin. Kaan Ayhan ortaladı. Penaltı hocam. Larsen'i düşürdüler gördüm. Larsen'i düşürdüler. Hocam vermezsen adam değiliz. Erkan Özdomar bu arada hakem. Erkan Özdomar da Tuncay Şanlı'ya çok benziyor abi. İnternette arattım Erkan Özdomar'ı fotoğraf olarak. Bildiğiniz Tuncay Şanlı. Abi 2-0 oldu rahatladık. Güzel oldu. O sayı kim? Hadi 3 diyelim abi. Hatta 4 olsun, 4-1 olsun hatta maç. Hatıralar sarsın 4-1 yanımızı. Ozan, Ostayi. O gece yine Eylül hoş geldin. Mind'da tam seni istiyordu. Gerçi görmüyor belki seni ama sohbetten görüyordur. 2-0 oldu. Bizim oldu abi şu anda. İlmicey. Zalai. Kaan Ayhan Crespo. Çok güzel top yapıyoruz be aslanlar. At araya abi Fernandez. Bak burada adam. Hlozek. Hlozek. Crespo vurur mu? Crespo senin ayaklarına kurban olayım abi. Seni yaratana kurban. Ve Cincon'u yendik abi. Nerede maç? Nerede maç? Hemen. Hemen. Abi çok güzel yenmedik mi ya? Crespo'lu Inter'den ama. Abi Galatasaray'ı fena yendik. Neyse yeter bu kadar. Telif yemeyecek kadar açalım abi. Sonra kesmek zorunda kalmayalım burayı. Kanarya dansı diyor Eylül. Eylül yine laptop üzerinde mi abi? Bu arada o emote çok güzel ya. Hangi nereden aldınız bilmiyorum. Evet diyor bak. Neyse bir şey demiyorum. Abi oynatıyorum daha ne yapabilirim? Verdiğinin sözün tutulmasını bekliyor diyor. Ulan bak 4 maçtır oynatıyorum adamı. 4 maçtır. Niye pasör stoper oynatmıyorum diye laf yapıyor. Abi stoperde şu an yedek düşünüyorum seni. Dos oynatıyorum defansif ortası. Crespo'yu kestim lan utanmaz. Bana hala verilen sözün tutulmasını bekliyor diyor. Ayıp ayıp. Sürelere bakıyorum ne kadar sürem kalmış diye. Kanaya'nın süresi kalmamış çok. Ne diyor? Tercih ettiğimde oynamakta zaman daralmış. Aldığı süre forma süresinden memnun. Tamam. Forma süresinden memnunsa sıkıntı yok. Daraldığını düşünüyor forma süresinin. Tercih edilen mevkide oynatmadığım için sürenin daraldığını düşünüyor. Bu ise hala pek forma şansı bulamadığı için çok endişeli. Hlozek'i oynatmam lazım demek. Tamam. Devam. Bu arada Giresunspor deplasmanı maçı geliyor şu anda. Fernandez'in performansını övelim ya. Maşallah çocuk gidiyor aslan parça. Ve bak canavar canavar. Arda Güler özel. Osayi Samuel gelişiyor. 4 yıllık olmuş abi mevcut yeteneği. Buraya bak maşallah. Abi 5 asist oynuyor herif. Sağ bek adam 5 asist oynuyor. Daha ligin ortasına gelmedik yani. Ocak ayına gelmedik. Iñaki Peña'nın raporu iyi geldi bu arada. Ama almayız muhtemelen. Türk kaleci kullanacağız gibi gözüküyor. Yabancı kuralı var. Ve devamlı düşecek. +1. Emotlarınızı mı deniyorsunuz? Yeni sayı da bu arada gelişiyor. Çalışkanlığı karar alması artmış. Çok güzel. Çok güzel abi. Sevdiğimiz hareketler bunlar. Herkes imot atıyor. Tamam, takımda değişiklikleri yap. Rakip takım talimatlarını uygula. Burada Fernandez birazcık yorgun. Fernandez'i biraz dinlendirelim. Sol bekte Zalai'yi oynatalım. Kaan Ayhan'ı stoperde oynatalım bahaneyle. Fernandez yerine de Crespo'muzu tekrardan alalım abi. Oraya Ozan, Tufan alamıyoruz mu? Mert Hakan alalım burada. Abi yine çok değişiklik yaptık burada. Hlozek'i de oynatmamız lazım ama yorgun. Bana sonra laf yapıyor. Neyse oynatalım, ikinci yarı çıkartırız. Laf yapmasın için. Ulaşamayacağım onunla. Herkes imot atmaya başladı. Çıkıyor için. Tamam. Baskı yap abi. Pres yap. Sert gir. Zayıf ayağını kullanmaya zorla. E3 sigara içiyor musun sen ya? Yoksa sigara imotun var sadece. Orada kaleci Okan Kocuk. Hemen çıktı zaten piyasaya. Bakalım ne olacak maç. Bu arada deplasman maçı zorlayabilir abi. Bize de Giresun deplasmanı bak. İlk atak gol yedik abi. Bu kadar olur. Şaka gibi. Nerede abi rakip takım talimatları? Okan'a pres yap. Şunlara sert gir. Sert gir abi bunlara. Hepsine sert gir. Sağ bek sol beke de sert gir bu arada. Yok bu yanlış. Bunlar herhalde sert gireceğimiz alanlar. Bir de Alexis Perez herhalde. Aynen. Çok çabuk gol yedik ya. Dakika bir gol yedik abi. Flavio'ya da sert girelim bu arada. Bu Trabzonluydu herhalde. Çok güçlü bir adam değildi diye hatırlıyorum. Tamam devam. Hadi bakalım. Belki çıkartırız abi. Bak bu kadar kolay gol yememeliydi diyor. Yine Altay'ın hatası abi. Bak 6-6'ya düşmüş olmalısın. İlk gelen gol, top gol oldu. Bütün emotları atıyoruz herhalde elinizdeki. Sangare. Ömer Agic. Sangare iyi orta gol getirir. İyi orta. Hlozek indirdi. Larsen vuramadı. Bu arada Kaan Ayhan'ı stoper oynattığımda ne zaman oynatsam ya puan kaybediyoruz ya gol yiyoruz abi. O da ayrı bir konu. Nereden söz verdik pasör stoper oynatacağız diye anlamadım ki. Hlozek bu arada sakatlanacak abi. 45'te değiştireceğim herhalde. İnşallah sakatlanmadan değiştirdim. Ferdi de kötü oynuyor. Şöyle yapalım. Ferdi'yi yerine çekelim. Hacı nerede? Burada. Gel Hacı. Hacı maçı kurtarırsa sevinirim abi. Döndürürsek güzel olacak. Perez, Çikinyo. Kapmamız lazım orada topu. Ters bir top geldi Okan'a. Heyecan yapmadım. Flavio. Bir ara topu Zalai aldı. Altay. Kaan Ayhan. Crespo. Kaan. İrfan. Kaan'a pas yaptırmayın abi. Mert. Abi şuradan dönsene artık ya. Sangare. Abi yine kaptırdık. Şaka gibi. Hadi bir tane asa geçecek ya. 7 şutumuz var. Adamların tek şutu var. Ah Hacım be. Ah Hacım be. Oğlum bu Sergio öyle çıkın yok. Kanadı iyi oldu bayağı. Abi hala emot atıyormuş. Bu arada Almanya-Rusya tartışması gelir mi? Ferdi. İrfan Can. Larsen. Ferdi araya oyna oğlum. Oyna araya Mert Hakan. Ya bu Mert Hakan niye kaleye vurur abi? Bu adam. Allah'ım. Bu adam niye kaleye vurur abi? Oynadığın şey futbol falan değil. Şu şişesi fırlat abi. Maçı döndürecek yetenekli olduğunuzu biliyorum diyorum şimdi. Birazcık gönüllerini alayım. Şu şişesi fırlattık ama. Almanya'yı savunan yok ki aramızda demiş. Aa gitti mi çıktı mı? Senin geldiğin haber verdik ama görmedim acaba. Ferdi de kötü. Diye Rusya'yı alacağım ben abi. Ya da Osa'yı alayım. Hacı'yı o tarafa çekeyim. Almanya'yı savunan kaçmıştır belki de. Kötü oynayan Altay kötü oynuyor da Altay'ı da çıkartmayayım abi. Devam. Hadi çocuklar size güveniyorum. Pas şeklinde biraz daha orta yaptım abi. Biraz daha dikine oynayabiliriz. Biraz daha uzun oynayabiliriz. Aşırı cumalık yapalım bir de. Mümkünse. Bizde kaldı o sayıyı. Sangare aldı. Ömer Agic abi hızlı oyna. Sen Abdülhamit'i savundun. Savunmadın. Çıkar göster. Korner. Hacı ortaladı. Penaltı hocam. Hocam penaltı. Elle kesti hocam. Hocam faul. Hacı atar buradan. Okan Kocuk atar mı? Hacı buradan Okan Kocuk atar mı abi? Abi ne direkmiş ya. Ağzına kırdığımın biri. Tüh. Vallahi direkt. Şu maçtan sonra FIFA'ya geçmek yok mu? Tanrı'nın eli mi? Hacı. Ortaladı o sayı. Penaltı. Hocam net penaltı ya. Nasıl ağır abi? Ağır bir karar sanki yazıyor bir de altta. Net penaltıydı ha. Vermezsen adam değilsin. Yani biz anladık hocam. Canım hocam. Hacı atar abi. Hacı'nın atmama gibi şansı yok. Ama kaleci Okan. Oh, İrfan kullandı bu arada. Hacı'ya vermedik penaltıları. 1-1 döndürmemiz lazım. Abi adamların tek şutu var, gol olmuş. Şaka gibi. 18 şut 6 gol. Ay 6 isabetli şut. Ve bir tane golümüz var. Tek şutları gol olmuş. Bak şimdi ikinciye gelirler. İkinci şut gol olur abi. Bak görürsünüz. İkinci şutu çekebilme fırsatları bulursa ve kaleyi bulursa şut kesin gol olur abi. O kadar diyorum. Bizde böyle bir şans var. Eğer öyle bir şey olursa zaten direkt maç bittiği gibi kaydedip çıkarım abi. Sangare. Aha. Abi adamlara zehirli ok attım. Top benim önümde kaldı. Attığım gole bir şey demiyorum. Abi çok şomazlıyım ya. Bak kesin bize olur dedim ben hemen. Biz golle gol yeriz dedim. Hemen bize verdi sonra. Biz attık öyle. Saçma sapan bir gol. Çok saçma gol attık. Bir şey diyemeyeceğim artık. Kaan Ayhan bu arada ölmüş. Kim gir abi? Kim girsin? Kim girsin? Miguel Crespo ölmüş. Ozan Tufan'ı alalım. Başka. İrfan Can ölmüş. Arda'yı alalım. Yok sigara içmiyorum demişsin. Okan aldı bu topu da. Okan ne yapacağız? Okan Ömer Agic. Sangare. Haydi abi biraz daha hızlı. İyi orta gol getirir şimdi. Bu kadar basit abi. Hacım benim. Abi Iñaki Peña var ya tam babasının oğlu. Belki daha iyi olacak. Abi yemeyin daha. Ya ikinci kaleyi bulan isabetli şut ikinci gol. Bak dedim ya size. Kaleyi bulan ikinci isabetli şut ikinci gol oldu. Altay kaleci falan değil abi formunda. Malbora. O ne abi öyle. Çok iyiymiş. Ya, rakiplerimiz pek kaleye isabetli şut çekemiyor ama bütün isabetli şutlarda gol oluyor. Altay 6.5 oynuyor. En kötü oynayanımız Altay. Altay'ı mı çıkartayım şimdi? Mert. Oyna abi sağ kanada bak bomboş. Bomboş da atmanız zamanında. Enişte mi içiyor mu sigara? Yok eniştem içmez. Uf Arda'ya bak ne gol attı ya. İnanılmaz bir gol attı abi gördünüz mü? Var mı tekrarı bunun? Bunun tekrarını açmak lazım ya. İnşallah gösterir abi. Ya göstermedi. Daha önceden kapalıydı ya. Abi inanılmaz gol attı bu arada. Şu Muhammed Gümüşkaya'yı biz kiraladık bu arada galiba. Giresun'u oynatıyormuş helal olsun. Kim? Neler yapıyorsun oğlum? Uf pasa bak. Ertan sen içiyor mu? Ömer Agic. Sangare Mert. Hat-trick. 3 gol atmaya hat-trick deniyor. Altay. Ozan Ömer Agic. Mert Hakan. Bu arada hapşuracağım galiba. Çok özür dilerim. Abi kaçtı ya. Amansız bir anda gelirse şimdi. Abi çok iğrenç tespiri. Cevap vermiyorum benim. Aferin beyler. Aferin aslanlarım. 6 tane attık maşallah. 8 puan. İyi farkı açtık abi. Kesin şampiyon olacağız inşallah ya bu sene. Zalai'nin konusundaki sıkıntıyı dile getirdi. Sangare'yi. Tebrik ederim. Dinlendireceğiz. İçmiyorum ama içenlere saygı duyuyorum. İçmiyorum ama içilirse mutlu olurum. Acaba hangi cevap gelecek bakalım. Abi herkesi bir dinlendireyim ya. 3 gün varmış zaten Altınordu maçına. Ana kadroyu oynatmam. Yedeklerle çıkarız. İki gün dinlendirelim. Hepsi için arkadaşlarla oturunca veya evlerine gider kalırsam uzattıklarında bir dal yakarım. Vay vay vay. İyi bağımlı olmuyorsun kral. Sosyal içicilikten çıkmış. Normal içici de olmuş yani. Bu arada bu bölümün sonuna verelim FM'de. Birazcık FIFA oynayalım ya, ne dersiniz? Ne diyorsunuz? Cevap verin. FIFA'ya gireyim mi? FIFA demiştiniz daha demin de, o yüzden soruyorum. Olmadı FM'ye devam da edebilirim. Nasıl olsa bir bölümlük yayın oldu şu anda YouTube için. Sosyal içici olmuyor ki. Sosyal içici şey demek değil mi? Bir ortamda sigara içmediği halde sigara içilince, o dumanın kokusunu alınca sosyal içici oluyor. Ya pasif içici oluyor, pardon ya. Ulan çok büyük saçmaladım. Şu an jetonum öyle geç düştü ki. Bu arada şimdi gördüm pasif içici yazdınız. Eyvallah. Yani kendi kendime idrak edebildim yaptığım hatayı. Onu anlatmak istiyorum aslında. Ne diyorsunuz abi? FIFA'ya geçeyim mi geçmeyeyim mi Ertan? Bir şey söyle Eylül. Yoksa devam mı FM? Sizi bekliyorum şu anda. Bu arada lige bakayım ne haldeyiz. Süper Lig. Oyuncu istatistikleri. Larsen. Abi oha, Larsen'e geçen var. Benim için hepsi aynı demiş. Franco Di Santo. 32 yaşında. O kaç tane attın oğlum sen? Mouse bait demiş. Benim için hepsi aynı değil. Fark etmiyor bile. Sen ne diyorsun Hakan? Ay Hakan nereden çıktı? Ertan. Hakan beni andı. İnşallah FIFA'yı yüklemiştir. En çok asist yapan 2 oyuncu varmış. 6 asist. Bizde Hacı 5 asiste kalmış. En fazla maçın adamı Hacı olmaz mı? Larsen var bizden. Başarılı çalımda bizden adam yok. Oha, Ertan'a Hakan dedi. Özür dilemesine hemen. Serhat'ın yerini mi aldın sen de? Özür dilerim Ertan. Özür dilerim Hakan diyecektim bu arada az daha. Bu arada Altay'a sövüyoruz da gol yemediği maç sayısı 11'miş. Adam 11 maç boyunca gol yememiş. Ay Sara. Özrü kabahatinden beter. Helal edin artık o kadar. Larsen iyi, Hlozek iyi, fena değil. Oynadığım maç sırasında Hakan kızdı diyor. Tamam ya, bu bölümün sonuna geliyorum. Tamam mı? FIFA'ya geçeceğim. Oyunu kaydedeyim abi.